Değerli izleyiciler, Şehir ve İnsan programında sizlerle şehirlerimizin sorunlarını ve bunların çözümlerini tartışıyoruz. Sizlere bu konuda hazırlamış olduğum pek çok uygulama, proje, kanun tasarısı, yönetmelik bunları aktarmaya çalışıyorum. Tabii ki bundan aktarılacağı yer bir televizyon programında halka yönelik sunumlar değil. Ancak siyaset o derece akla kapandı ki adeta bir algı ve karalama yarışına döndü ki artık kimse doğru çözümleri dinlemek istemiyor. Onun için biz de mecburen sizlere anlatıyoruz. Bugün sizlere sunacağım konu haftalardır hazırlık yapıp da bugünlere kadar kalan bir türlü fırsat bulamadığımız sokak hayvanları. Sokak hayvanları bildiğiniz gibi Türkiye'de gittikçe çoğalıyor. Sadece Türkiye genelinde değil, Aydın özelinde de inanılmaz bir artış var. Artık neredeyse mahallelerimizde, köylerimizde bile sokak hayvanları herkesi tedirgin eden, herkesi rahatsız eden, zaman zaman insan hayatını, insanın sağlığını tehdit eden hale geldi. Bunlara çözüm aranıyor. Kim tarafından? Ankara bürokrasisi var ya, o kirlenmiş, aklını yitirmiş, siyasi anlayışın uzantısı olarak Ankara'da oturanlar buna çözüm arıyorlar. Kimisi öldürelim diyor, hayvanseverler bu bir cinayettir diyor vesaire. Ben bugün sizlere bununla ilgili çözümü anlatacağım. Bu çözüm öyle teorik bir şey değil. Bunu ben 1994 yılında Aydın Belediye Başkanı seçildiğimde uyguladım. Ve bakınız, benim belediye başkanlığı yaptığım 94 yılıyla 2002 yılları arasında eğer Aydın'da ben bir tek sokak köpeği gördüm veya sürü halinde köpek gördüm diyen varsa çıksın. Yoktu. Hepsi ortadan kalkmıştı. Bir tek köpeği dahi biz uyutma dedikleri şekilde öldürmedik. Bunun çözümlerini size anlatacağım. Ama programın formatı gereği öncelikle daha güncel, daha sizlere aktarmak istediğim farklı konularla başlıyorum. 5-10 dakika ona ayırıyorum. Daha sonra da esas konumuza, sunumumuza geçeceğiz. Bugün anmak istediğim iki tane önemli şahsiyet var. Bunlardan bir tanesi 1994 yılından itibaren benim belediye başkanlığım döneminde benimle birlikte çalışan ekibimden olan Nihat Bilge. Makina mühendisi Nihat Bilge. Onu çok kısa bir süre önce kaybettik. Kendisi maalesef en verimli çağında bir trafik kazasında felç geçirdi ve yatağa bağlandı ve çok uzun süren bir ızdırap döneminden sonra vefat etti. Onu ben minnetle anıyorum çünkü Aydın'a yaptığımız bütün hizmetlerde imzası vardır. Çok önemli bir mühendistir, çok önemli buluşları vardır, çok başarılı bir iş insanıydı ama her şeyden önce çok dürüst, çok dobra, bildiğini söyleyen, doğruları doğru tespit eden bir insandı. Onu rahmetle ve minnetle hep anacağız. Aydın'a çok katkısı olduğunu buradan ifade edeyim. İkinci kişimiz dün kaybettik. İbrahim Kazak, o da çok iyi bir mühendis. Benim 94 yılında seçildiğimde küçük bir anım var. Cumhuriyet Mahallesi'nde dolaşıyorum. Bugünkü Körfez Caddesi dediğimiz cadde, o zaman adı affedersiniz dere. Yani pislik deresi. Mesudiye Mahallesi'nin, Hasan Efendi Mahallesi'nin, Meşrutiyet Mahallesi'nin bir kısmının kanalizasyonu orada açıktan akıyor. O devlet hastanesine giden demir yolu köprüsü var ya, şimdi altından geçtiğiniz, Sayın Özlem Çerçioğlu'nun böyle cafcaflı reklamlarla süslediği, orada bir kanalizasyon atıklarının aktığı bir kumuklu dere vardı. Yani oraları dolaşıyorum, çözüm arıyorum ve proje hazırlayacağım. Ve vatandaşın birisi o bölgede, yani Cumhuriyet Mahallesi'nin o bölgesinde benimle yüz yüze geldi. Dedi ki, ya dedi bu pislikten bizi kurtarın. Tariş'in tozu, Tariş'in efendime söyleyeyim pamuk biti, bir taraftan da bu derenin pisliği, biz dedi burada yaşayamıyoruz. Tabii ki öbür bir vatandaş dedi ki, kardeşim ne işin var burada yaşıyorsun madem dedi, böyle bir pislikli derenin kenarında dedi, git başka yere yerleş. Ben dedim ki merak etmeyin,
Burayı Aydın'ın en güzel yeri haline getireceğim. O müdahale eden vatandaş güldü. Başkan dedi, o biraz zor. Bakın dedim, buraya hem kanalizasyon sistemleri kuracağız, hem de dedim bu dere bir cadde, bulvar olacak. İstasyonun yanından da bulvar açacağız. Aha, bu tarişi de buradan kaldıracağız. Burası park olacak. Şimdiki Nevzat Biçer Parkı. Kimse inanmadı. Ertesi gün gittiğimde bir baktım, bizim ekip, Fen İşleri ekibi orada bir sokağa kazıyor. Dedim ki ne oluyor burada? Dediler ki kanalizasyon yapıyoruz. Lan oğlum, bu kanalizasyon böyle yapılmaz, yapmayın. Projeniz var mı? Yok. Dediler ki başkanım, senin o ifadenden biz çok etkilendik. Hemen işe koyulalım dedik. Durun dedim arkadaşlar, acele etmeyin. Ankara'da tanıdığım, benim bildiğim en iyi altyapı mühendisi olan İbrahim Kazak Bey'i gittim, ziyaret ettim. Ankara'dan Aydın'a getirdim. Transfer ettim, devlet memuru yaptım. Ve onu ASKİ, yani şimdiki ASKİ, eski su ve kanalizasyon işleri müdürü yaptım. Başına geçti, gece gündüz çalıştı İbrahim Kazak. Çok çalışkan bir mühendisti. Ve Aydın'ın tümünün kanalizasyonunu projelendirdi. Ve Aydın'ın tümünün kanalizasyonunu biz onunla yaptık. Aydın'ı bitirdik. O eski pislikli dere kalktı. Yerine Körfez Caddesi oldu. Caddenin adını da Körfez koymamızın nedeni, eskiden pislik akıyordu, şimdi Körfez gibi oldu anlamında koyduk. Tarişi kaldırdık. İstasyon bulvarını açtık. O bölgeyi hakikaten Cumhuriyet Mahallesi'nin o toprak yollarını, altyapısı olmayan, incecik böyle berbat su borularıyla su götürülen mahalleyi bugünkü haline getirdik. Ve bakıyorum 25 senedir bu mahallelerimize bir tane taş üstüne taş konulmadı. Ne yazık ki. Dolayısıyla İbrahim Kazak Bey'i Allah rahmet eylesin, minnetle anıyorum. Çok iyi bir mühendisti. Öyle bir hale getirmiştik ki Aydın'ın bütün kanalizasyonunu, yağmur suyu şebekesini, içme suyu şebekesini hepsini projelendirdik. Hepsini inşa ettik. Üzerine tabii ki bulvarları açtık, yolları açtık, mahalleler kurduk vesaire. Yani parkların sulama sistemleri, bulvarların sulama sistemlerine kadar çizimleri İbrahim Kazak Bey'in elinden çıktı. Bütün bunları bitirdikten sonra başkanım ben boş kaldım dedi. Biz büyük şehir değildik. Bizim sınırlarımız belliydi. Küçücük 22 mahallelik Aydın Belediyesi'ydi. Gittik Umurlu'nun kanalizasyon projesini yaptık, iyi mi? Gittik İncirliova'nın kanalizasyon projesini yaptık. Yani bir büyük şehir gibi hareket ettik. Bugün maalesef büyük şehir olduk ama ne Umurlu'nun ne İncirliova'nın kanalizasyonuna bir taş üstüne taş koyan yok. Hala daha beldelerimizin, köylerimizin bütün kanalizasyonu derelere ve nehre akıyor, ovaya akıyor, pislik içinde, arıtma tesisleri yok, çöp deponi merkezleri yok, yok oğlu yok. Bunlar beni üzüyor. Bu vesileyle hem Nihat Bilge kardeşimi hem de İbrahim Kazak kardeşimi anmış olalım. Zaten siyaset bugünlerde, son yıllarda o hale geldi ki adeta bana göre bir cinnet haline geldi. Türkiye unutuldu, vatandaş unutuldu. İktidarıyla, muhalefetiyle, marjinal küçük partileriyle herkesin tavrına bakıyorum, içinde vatandaş yok. Marjinal partiler bir yere yamanmaya çalışıyor. Son anda kendisini bir yere atan para kapıyor. Milletvekilliği kapıyor. Ya niye kuruldunuz arkadaş? 126 tane parti var. Bunun içinden 3 veya 4 tanesi hakikaten kitle partisi haline gelmiş. Bu kitle partileri de kitlenin partisi değil, adeta kendi içinde ona el koymuş olan kişilerin bir nevi menfaat yarışına dönmüş. Artık siyaset sosyal medya üzerinden, eskisi gibi büyük medya patronlarını falan ayarlamanıza gerek yok. Sosyal medyada her şey kolay. Reklam yapın, algı yönetin, gerçekleri çarpıtın. Bakınız bugün bu sabah kalktım. Aydın'da bir haber sitesi, ki haber sitesi kurmak o kadar kolay bir şey ki, 5 kuruş maliyeti yok. İstediğin gibi aç bir hesap, haber sitesi ol. Parayı nereden alacak? Nereden kazanacak? Haberci ya. Herhalde gitmiş bir yerden bir para almış, vatandaşın birisini çevirmiş,
Özlem Çerçioğlu'nu övdürtüyor. Övdürtüyor ama Özlem Çerçioğlu'nu överken iktidarı eleştirerek övüyor. Ya Özlem Çerçioğlu zaten iktidarın kucağında. İktidarla birlikte hareket ediyor. İktidar tarafından gözetiliyor. Bunları filan hepsini unutturmuş. Orada laf ediyor. İşte Özlem Çerçioğlu diyor, Aydın Aydın yaptı diyor. Ha bu arada bir baktım. Dedi ki Hüseyin Aksu'yu da gördük dedi. Sürünsün dedi. Allah Allah. Yani ben 22 yıl olmuş belediye başkanlığından ayrılalı bu şekilde kamuoyunda basında sürünsün diyene hiç rastlamamıştım. Sonra bir araştırdım. Pazarcıymış. Pazarcı kardeşlerimden bir tanesini ara, aa dedi başkanım ben onu tanıyorum dedi ya. Adam dedi Özlem Çerçioğlu'ndan dedi bir tane tezgah mı almış bir şey almış. Bir basit menfaat için Aydın'a hizmet etmiş kişiye küfür ediyor. Sürünsün diyor. Yani düşünmüyor ki o oturduğu bir taburenin üstüne oturmuş. O oturduğu taburede benim izim var ya. Bir çık sokağa bak arkadaş. Hüseyin Aksu neler yapmış. Yani bu şehrin demin anlattım. Bütün altyapısını pislikli derelerden alıp kurmuşuz. Koca koca mahalleler kurmuşuz. 56 tane bulvar açmışız. Bakın 22 sene sonra bir tane bulvar açılamadı belediye tarafından. Şimdi devlet ihale etti, hastane bulvarını açtırtıyor. Hastane bulvarını ihale etmiş, 5 milyar liraya ihale etmiş. Düşünün, bir bulvar 5 milyar liraya mal oluyor. 5 milyar lira büyük şehrin bütçesi kadar para. Yani büyük şehrin bütçesini maaş ödemeyin, hiçbir şey yapmayın. Sadece bulvar açmaya harcayın, bir tane bulvar açarsınız yılda. 8 yılda 54 tane bulvar açmışız. Nasıl açmışız? Derenin taşıyla derenin kuşunu vurmuşuz. Diş hastanesi orada duruyor. Diş hastanesini yapan Yimpaş bana geldiğinde dedim ki size ben kolaylık gösteririm. İmarda, ruhsatta, her şeyde. Ama çıkan toprak, oranın malzemesi çok kayırlı, güzel bir malzeme. Yol için ideal bir malzeme. Çıkan malzemeyi benim dediğim yere döküp sereceksiniz dedim. Tamam dediler. Biz bulvarlara, müteahhitlere ihale edip de para kazandırmak için iş yapmadık. Tanesi 5 milyar lira olan bulvardan tam 54 tane açmışız ya. İnsaf edin ya. Hayatları yetmez o kadar bulvar açmaya. O bulvarları dediğim gibi inşaatlardan çıkan kaliteli malzemeyi müteahhitlere serdirmek suretiyle o bulvarları yaptık. Adam geldi tamam dedi, döktü bulvarı, serdi dedim bunu bir de sıkıştırın. Sıkıştırırken başına gittim. Dedim ki bunu sulayacaksınız, sıkıştıracaksınız. Adam gelmiş damperli kamyonu dökmüş. 50 santim böyle bir sermiş dedim olmaz. 20'şer santim tabakalar halinde sereceksiniz, ıslatacaksınız, sıkıştıracaksınız. Sonra ikinci tabakayı yapacaksınız. Adam bir kere iş bedava yapılıyor. Eğer itiraz ederse diyeceğim ki bu malzemeyi götür 20 kilometre öteye dök. Her halükarda karşılayacak. Başka şansı yok. İşte o Mimar Sinan Mahallesi'nin bulvarları böyle açıldı. Efeler Mahallesi'nin bulvarları böyle açıldı. Zeybek Mahallesi'nin bulvarları, Ata Mahallesi'nin bulvarları, bütün Adnan Menderes Mahallesi'nin bulvarları böyle açıldı. Neredeyse 5 kuruş para vermeden, akaryakıt bile yakmadan, belediyenin bir tane greyderiyle o şartlarla 54 tane bulvar açmışız. Adam çıkıyor 22 sene sonra laf ediyor. Vay anasını ya. Şimdi tabii ki değerli izleyiciler, Türkiye'de siyasetin geldiği nokta bu. Artık doğruyu unutturup, doğru bileni kenara atıp, doğruyu önerene kafasına vurup, algı yönetimiyle iyileri kötü göstermek, kötüleri iyi göstermek, suçu örtbas etmek siyaseti başladı. Bunun da yolu reklam. Bunun da yolu algı yönetimi. Bunun da yolu ihalelerden elde ettiğin avantajla basın dediğimiz, bu yerel basın dediğimiz, yani hiçbirini herkesi tenzih ederek söylüyorum, kişilere para verip algı yaratmak. Bakın söyledim, Aydın'da tam 17 bin tane reklam tabelası var Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı. 17 bin tane tabela dikmiş yahu. Ve bu tabelaların faturası yok. Ben şikayet ettim. Dedim ki belediyenin bütçesini çarçur ediyorlar. Müfettiş gelsin incelesin.
Geldi baktı. Dedi ki hiç tabela yok belediyenin giderlerinde. Ya ben şimdi soruyorum. Sayın Özlem Çerçioğlu'nun sadece tanesi 200 bin liraya varan o koca koca totemleri. Kim yaptı bunları ya? Faturası belediyede yok. Kim yaptı? Cebinden mi yaptın? Diyor ki cebimden yaptım. Ya bırak cebinden yapmayı. Öyle bir şey imkanı yok. Milyarlarca lira para tutuyor bu. Sonra araştırdık ki belediyeden ihale alan firmalara yaptırıyor. İhale alan firma niye yapıyor ki? Fahiş bir kazanç elde etmese bu bir nevi dolaylı rüşvet değil mi? Onun için siyasetin geldiği bu noktada biz sokak hayvanlarımız için çözüm arıyoruz. Ekrana lütfen yansıtalım arkadaşlar. Dönelim sokak hayvanlarımıza. Çözümümüzü anlatmaya çalışalım. Yansıtma kayıp mı oldu? Hemen bakıyoruz. Yansıtma var. Evet. Şimdi 1994 yılında Aydın'da şimdiki kadar olmasa da çok sayıda sokak hayvanı vardı. Özellikle köpekler. Kediler tabii ki insanları o kadar rahatsız etmiyor ama köpeklerin çoğalması, sürü haline gelmesi rahatsız ediyor. Bunlarla ilgili bir proje hazırladık ve uyguladık. Ve 6 sene içinde, 5-6 sene içinde Aydın'da bir tane sokak hayvanı kalmadı. Nasıl mı oldu? Şimdi anlatacağım. Bu bir proje değil. Bu uyguladığımız bir modelin anlatımı. Biz bunu uyguladık. Şimdi de Türkiye'nin gündeminde koskoca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunları tartışıyorlar. İşte size model. Yapın, kurtulun. Hem de bir tane bile sokak hayvanına zarar vermeden bunu yapabilirsiniz. Türkiye'de 1389 tane belediye var. Bunun 30 tanesi büyükşehir belediyesi, 51 tanesi il belediyesi, 922 tane ilçe belediyesi, 386 tane de belde belediyesi var. Sokak hayvanlarıyla ilgili yetkileri lütfen büyükşehir belediyelerine vermeyin. Baş edemezler. Büyükşehir belediyelerinin aslında kanunda çok büyük hatalar var. Onu ayrı bir programda ele alacağız. Çünkü büyükşehir belediyelerini yerel dükalıklar haline getirildi. Yani büyükşehir belediyelerinin çoğu iktidar partisinde iken yetkiyi kendi partilerinde toplamak için bir kanun hazırladı Ankara'da Melih Gökçek kardeşim. Yine Menderes Türel kardeşim, bir de Manisalı bir kardeşimiz vardı, şimdi ismini hatırlayamadım. Bu üçü oturdular, belediyecilikten zerre kadar anlamayan insanlar, rant yönetmekten anlayan insanlar bir büyükşehir kanunu hazırladılar. Maalesef çok zarar verdi. Bütün yetkileri büyükşehirde topladılar, bütün vesayeti büyükşehirde topladılar, ilçe belediyelerini çalışamaz hale getirdiler, belde belediyelerini kaldırdılar, köyleri kaldırdılar, köylerin mallarını, mülklerini yağmaya açtılar, köy tüzel kişiliği diye bir şey kalmadı, ha benim köylüm de mahalle olduk diyerek avundu. Avunmakla olmuyor ki, bırakalım köy kalsın. Bırakalım o köyün malı, mülkü, bilmem nesi, muhtarlıkları güçlendirecekleri yerde, köyleri güçlendirecekleri yerde, muhtarlıklara bütçe ve yetki verip, köye, tarım alanlarına, köylüye hizmeti çoğaltmak yerine hepsini getirdiler, yerel dükalıklar kurdular, orta çağ belediyeciliği diyebileceğimiz bir belediyecilik yaratıldı. Buna şiddetle karşıyım. Burada kısaca özetledim. Daha sonra ayrı bir programda Büyükşehir Kanunu ele alacağım sizlere. Ben burada hiçbir siyasi partinin adına konuşmam. Ben burada Allah'ın verdiği akıl, mantık ve Yüce Rabbimin yarattığı gerçekler yani bilimle konuşurum. Bunu söyledim diye kimse alınmasın, gücenmesin. Ben herhangi bir parti mensubu falan gibi de konuşmam. Eğer konu şehirse, eğer konu insansa, bu programın da adı şehir ve insansa, ben şehirlerimiz ve insanlarımız için proje hazırlıyorum. Onun için kimse kusura bakmasın. Yanlış olana yanlış diyeceğiz. Doğru olanı göstereceğiz. Sadece yanlışa yanlış demek yetmiyor. Bunu yapıyorlar. Ki yanlışları bile doğru teşhis edemiyorlar. Akıllarına ne gelirse her şeye karşılar kardeşim. Ne yaparsan karşılar. Burada muhalefet diyorlar.
İktidar da plansız, programsız, aklına ne geliyorsa bir rant ekonomisi yürütüyor. Sermayeyi tabandan ta tavana çekiyor. Bir yandaş ekonomisi yaratılıyor. Aşağıda da vatandaş sürünüyor. Olduğu bu. Benim köylüm sürünüyor, esnafım sürünüyor, tüccarım sürünüyor, küçük sanayicim sürünüyor. Memurum, emeklim, işçim zaten devre dışı, perişan, aç. Yani bu aç lafını hiç sevmiyorum gerçi de. Çünkü çok sık slogan gibi kullanılıyor. Yani böyle bir tablonun içinde, böyle bir kanun, böyle bir yapılaşmaya gitmek hangi akla sığar ya? Biz diyoruz ki, ilçe belediyelerini güçlendirin, tamam. Ve sokak hayvanlarla ilgili tam yetkiyi burada bahsettiğimiz 922 tane ilçeye verin. 922 tane ilçemiz var. Örneğin Efeler ilçesi. Projeyi rakamsal olarak size açıklayacağım. Diyoruz ki 4 milyon sokak köpeği var. Tespit bu. Bu resmi rakam. 30 bin tane de veteriner hekim var. Bu köpekleri ameliyat edip kısırlaştırabilecek. Yani tabii ki her veteriner kısırlaştırmayı yapmayabilir, yapamayabilir, yapacak pozisyonda olmayabilir ama 30 bin tane de veteriner var. 922 tane ilçe belediyesinin içinde görev ilçe belediyelerine verildiğinde ilçe başına 4330 tane köpek düşüyor. Yani diyeceksiniz ki ya böyle mantık mı var? İstanbul'un ilçesiyle Aydın ilçesi bir mi? Ya ben ortalamasına bakıyorum. Yani bir 922 ilçe varsa, 4 milyonda köpek varsa ortalama bu 4330 kimi yerde 8000'e çıkar, kimi yerde de 2000'e düşer. Önemli değil. Ben ortalamasına bakıyorum ve çözümü getirebileceğimiz bir rakamsal analiz yapıyorum. Günde 10 hayvanı kısırlaştırsalar 433 günde yani 14 ayda Türkiye'de kısırlaştırılmayan köpek kalmıyor kardeşim. Tüm hayvanlar tamamlanıyor. Bu kadar basit. Günde 10 tane ya. Koskoca bir ilçenin belediyesi günde 10 tane köpeği kısırlaştıran bir sistem kurabilir mi? Gelelim bakalım. Öncelikle bir hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezi kuracak her ilçe. Bunu biz yazdık, bir yönetmeliğini hazırladım ben. O hayvan barınağı nasıl teçhiz edilecek, nasıl koşullarını bilmem nesini. Örneğini de gitsinler Astis'te görsünler. Astis'te yaptım. Bundan 30 sene önce yaptım arkadaş. 30 sene önce yaptığım şeyi kapattılar. Orayı bir nevi hayvan katliam merkezi haline getirdiler. İşte böyle bir hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezini 922 ilçe bir protokolle, bir yönetmelikle kuracak. Bu kadar basit. 400 günlükte bir uygulama planımız var. 400 gün. 4 milyon hayvanın 400 günde günde 10 bin hayvan ortalama ilçe başına günde 11 tane köpek düşüyor. Günde 10-11 köpeği kısırlaştırıyorsa bir ilçe kurduğu hayvan barınağında içinde kurduğu kısırlaştırmayı sağlayabilecek bir ameliyathanesi olacak. Hayvan yoğunluğuna göre 2 olabilir, nüfusa göre 5 olabilir. Yani ameliyathane dediğimiz, benim işte kurduğum Astis'teki Ata Mahallesi'ndeki hayvan barınağında biz 3 tane kurmuştuk. Hepsi temizlendi. Günde 11 tane hayvanı 922 belediye kısırlaştıracak. Güzel de barınağı kurduk. Günde 11 tane hayvanı kısırlaştıracağız ama hayvan barınakta değil ki. Hayvan ortalıkta dolaşıyor. Ne yapacağız? Birinci süreç. Birinci süreç yakalama süreci. Bunu kim yapacak? Vatandaşların barınağa getirme olanağı verilecek. Vatandaş sokak hayvanını alıp barınağa getirebilecek. Barınağa teslim edilen hayvan başına belediye hizmetlerinden indirim olarak 5 dolar 160 TL ödeme yapılacak. Yani işler mi? İşlemezse 10 dolar ver kardeşim. Bunu para olarak ödemeyecek. Su parasından vesaireden şundan bundan düşmek suretiyle mahsup yapacak. Dolayısıyla vatandaş zaten böyle bir program ilan edildiğinde onun bir parçası olmak isteyecektir. Sokak hayvanları onu rahatsız ediyorsa o hayvanı uygun bir şartla yakalayıp teslim etmeyi tercih edecektir. Üstelik bir de indirim alacak. Ancak
Bunu ilan ettiğin gün o barınağın etrafında binlerce vatandaş, binlerce köpek birikir. Doğru mu? İşte bunun çözümü şöyle. Vatandaştan gelecek olan hayvan sayısının tıkanmaya yol açmaması için günlük bir teslim alma kapasitesi belirlenecek. 400 güne yayılacak. Örneğin Efeler ilçesinde şu kadar köpek var tahminen. Günde ben 150 köpek teslim alırsam, efendime söyleyeyim, tamamını temizleyebiliyorum. Zaten günde hesapladık, 11 tane düşüyor ya. Günde 15 köpek teslim alsan 400 günde hepsini teslim alıyorsun ve kısırlaştırıyorsun. Vatandaşa hastane randevusu verir gibi diyorsun ki yakaladın mı köpeği, yakaladın kardeşim. Sana gün veriyorum. 400 günün içinde bir gün veriyorum. Günün verdiğin randevu günü uzaktaysa bakım parası ödüyorum. Köpeği yakaladın, bak kardeşim. Bak besle, bahçende besle, bilmem nerede besle, bağla besle. Sana bunun parasını ödeyeceğim. Teslim gününe kadar. Sahiplen yani. Sokakta yakaladığın köpeği sahiplen. Yani sahiplenmek niyetim yok ya. Ben söylediniz işte 5 dolar almak için yakaladım, getirdim. Yok. Kusura bakma. 400 günün içinde ben onu teslim alacağım, kısırlaştıracağım. Tamam. Sen o süre içinde teslim edeceğin günü de sana bildiriyorum. Diyelim ki 400 günlük programın 200. gününde teslim edeceğim. 200 gün sen buna bak. Gün başına ben sana belli bir miktar para ödeyeceğim. Vatandaş bunu yapar mı? Yapar. Yapar. O yapmasa bu yapar. Çünkü vatandaşın sayısı buradaki köpek sayısına göre çok daha fazla. 10 kişide bir kişi duyarlılık yapıp da bunu yapsa bütün köpekler temizleniyor. Hesaplarını yaptık. Dolayısıyla randevu usulüyle hayvan teslimatı kayda alınacak. Her gün 10-15 hayvan teslim alınmak suretiyle 400 güne yayılacak. Randevusu gelecek hayvanı teslim edecek. O gün ameliyat edilecek. Ondan sonraki faslı biraz sonra anlatacağız. Bu konuda bir yönerge hazırladım. Bekleyen vatandaşlar randevu tarihine kadar hayvana bakmak zorunda olacak. Bakılan her hayvan için beslenme bedeli aylık bir tarifeye göre ödenecek ve köpeğin teslim bedeli olan 5 dolara eklenecek. Alımlar yıl boyuna yayılacak. Ancak birkaç hafta içinde vatandaşın hayvanları yakalaması ve beslemeye bakmaya başlamasıyla sokaklardaki tüm hayvanlar kontrol altına almış olacak. Bakın bu 6 yıllık bir program. Ama daha ilk ayında sokaklardaki bütün başıboş hayvanlar toplanıyor. Vatandaş tarafından bakılıyor. Günü gelince hayvan barınağına, rehabilitasyon merkezine teslim ediliyor ve orada kısırlaştırılıyor. Bu kadar basit. Kısırlaştırma. Bu işin ikinci faslı. İlçenin hayvan nüfusu üzerinden yapılacak takribi hesaba göre günlük operasyon sayısı tespit edilecek. Kısırlaştırma işlemi ilçede görevli veterinerler tarafından yapılacak. İlçede görevli resmi kurumda, üniversitede veya özel muayenehanesi, kliniği olan bütün veterinerler bu konuda görevlendirilecek. Belediye veterinerleri dahil operasyon başına 30 dolar gibi sembolik bir ücret ödenecek. Yani bedava çalıştırmak angaryadır, anayasamıza aykırıdır. Dolayısıyla çok toplumsal bir sorunun çözümlenmesi için dahi olsa veteriner hekimlerimizi böyle bir şeye zorlamak yani hem etik değildir hem yasalara aykırıdır. Dolayısıyla katılmak isteyen bütün veterinerlerimize yaptıkları operasyon başına 30 dolar gibi sembolik bir ücret ödenecek ki onların da emeğinin sembolik de olsa bir değeri olduğunu ortaya koymuş olacağız. Veterinerlik fakülteleri, son sınıf öğrencileri de bu konuda devreye sokulabilir. Yani onlar bu operasyonlarda devreye girebilir. Yardımcı olarak. İlçenin hayvan nüfusu üzerinden yapılacak takribi hesap, günlük operasyon sayısını tespit ediyor. Buna uygun şekilde 400 günlük bir operasyon planı yapılıyor, bir defter açılıyor. Yönerge böyle. O defterde hangi gün? Günde diyelim ki 14 hayvan kısırlaştırılacak. Hangi gün o 14 hayvanı hangi veterinerin hangi saatte
gelip opere edeceği o deftere kaydedilecek. Tıkır 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 400 gün boyunca herkes görevini bilecek. Ben özel veterinerlik hekimim, efendime söyleyeyim. Benim 50 tane ameliyatım var. Günleri belli, saatleri belli. O günlerde gideceğim, o operasyonlarımı yapacağım. Tanesine de 30 dolar para alacağım arkadaş. O kadar basit. Operasyonlar için her türlü ameliyathanesini zaten hayvan barınağını kurarken kurdurduk. Ancak operasyonlar için her türlü malzeme, ilaç ve o diğer olanaklar devlet tarafından temin edilecek. Belediyelere ekstradan ödenecek. Yani yerel yönetimlerin kaynakları çok kıt olduğu için bazı masraflara da Ankara'nın katılması gerekiyor. Ancak operasyon düzenekleri, ameliyathaneler 7-24 gerekirse çalışacak. Yani hiçbir tıkanma noktası yok. Biz bunları yaptık arkadaş ya. Ya bahsedildiği kadar sıkışık da değil ha. Şu anlattığıma göre çok daha kolay yürüyecek diyen emin olun. Günde 11 tane ameliyat yapacaksınız ya. Aydın'ın merkezinde var sadece 50-60 tane veteriner hekim. Bunun dörtte biri kabul etse zaten ameliyat sorunu çözüyorsun. Kısırlaştırdık. Bütün hayvanları topladık. Bir anda yok oldu. Herkes sahiplendi. Her gün getiriyor parti parti teslim ediyor. Biz de parti parti kısırlaştırıyoruz. Bütün hayvan nüfusu 400 günde kısırlaştırılıyor. Kısırlaştırmadan sonra ne yapacağız? Kısırlaştırılan hayvanlara kimlik için bir küpe ve çip takacağız. Kimlik vereceğiz, çip takacağız. Kısırlaştırılan hayvanların sahiplenilmesi için web ortamında bir katalog düzenlenecek. 30 gün içinde sahiplenilmeyen hayvanları öldüreceğiz dediler ya, o uyutma tabiri hepimizi uyutmak için kullanılan bir tabir. Bir hayvanın uyutulması demek, öldürülmesi demektir. Bir hayvanın uyutulmasının öldürmekten yani katletmekten farkı şudur, koşullar. Bir atın bacağı kopmuşsa o at yaşayamaz. En kıymetli yarış atları dahi sakatlandığında kurşunlanarak öldürülüyor. Veya ilaç terk edilmek suretiyle öldürülüyor. Kanser olmuş bir köpek, hasta bir köpek, yaşlanmış bir köpek sürüneceği yerde öldürülüyor. Kuduz bir köpek öldürülüyor. İşte buna uyutma diyoruz. Uyutmanın koşulu o hayvanın yaşamını devam ettiremeyecek durumda olması. Sapasağlam bir hayvanı uyutmaya kalkarsanız onun adı katletmektir. Kimse bize uyutmaya kalkmasın. Dolayısıyla 30 gün içinde sahiplenilmeyen hayvanlar geldikleri alana bırakılacak. Ve teslim eden kişi nereden topladıysa, teslim eden kişi de belli. Ona denecek ki bak biz bunu kısırlaştırdık arkadaş. Bunu sen nereden aldıysan oraya koy. Ama sen bunun bakımını, yani sahiplenmek değil, bakımını üstlenirsen kendi mahallende, bunun için sana aylık maktu bir destek vereceğiz, besleme desteği vereceğiz. Hayvanın ömrü zaten 10 yıl. Bir bakıyorsunuz ki 5-6 yıl içinde hemen hemen üreme olmadığı için hayvan nüfusu daralıyor. Hayvan nüfusu yok oluyor. Biz bunu 6 senede tamamladık ve tamamen yok oldu. Hayvanların bırakıldığı ortamlarda beslenmesi için vatandaş sahiplenmiyorsa, vatandaş bedeli karşılığı ben buna bakarım falan demiyorsa, belediyece uygun alanlar düzenlenecek, yaygın olarak kente veya kent yakınlarında oluşacak beslenme merkezlerinde her türlü temizlik, bakım, beslenme belediye ve STK'lar yani sivil toplum kuruluşları tarafından üstlenecek. Bakın bu sistemin hiç tıkanma noktası yok. Yani diyeceksiniz ki ya öyle dediğin kadar kolay değil Sayın Aksu. Kolay. Yaptık. Oldu. Yaptık. Bakın Aydın'da 2002 yılında bir tane, 2001-2002 yıllarında bir tane sokak hayvanı yoktu. Bırak onu sivrisinek yoktu arkadaş ya. Şimdi sivrisinekten geçilmiyor. Bu hayvan nüfusunun insanlara verdiği, şehirlere verdiği zararın ortadan kaldırılmasının sistematik, bilimsel metotları var ya. Sivrisinek mücadelesinin belli metotları var.
Sen lavra mücadelesi yapmıyorsan, kış aylarında sivrisineğin üreyeceği alanları ilaçlamıyorsan yazın baş edemezsin. Ama bizimkiler ne yapıyor? Kışın yatıyor, Ağustos böceği gibi yaz aylarında çıkıyor, gece vakti. Sen balkonda oturmuşsun, bir ilaç sıkıyor kardeşim, püüü, sivrisinekten çok sana zarar veriyor. Kokusuyla bilmem nesiyle. Ondan sonra diyor ki bak 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 belediye çalışıyor. Sivrisinekle mi? Öyle mücadele olmaz. Ben 9 yıl bu Aydın'da kokusuz, hiçbir şekilde çevreyi rahatsız etmeyen bir ilaçla yazın mücadele ettim. Ve bu mücadelede kimsenin ruhu bile duymadı. Ama ortada sivrisinek yoktu. Görevden ayrıldığım 2002 yılında gittim işte Aydın'ı büyük şehir yapmak için milletvekili adayı oldum. 6 ay sonra bir vatandaş bana dedi ki, başkan dedi ayrıldığın belli oldu dedi, ortalık sivrisinekten geçilmiyor dedi. Ya bu kadar basit şeyleri bile siyaset zor hale getiriyor. Bu kadar basit şeyleri bile çözümsüz hale getiriyor. İşte çözüm burada. Şimdi uyutmayı tarif ettik az önce. Toplanan hayvanların içinde, bakın bu nüfusun içinde bizim modelimizde de hastalık nedeniyle, yaşlılık nedeniyle, sakatlık nedeniyle acı çeken hayvanlar uyutuldu. Biz de yaptık. Bu zaten standart bir prosedür. Uyutma süreci kısırlaştırılmış ve alana iade edilmiş hayvanlarda da aynı koşulla yapılacak diyoruz. Yani bu nüfusun sanıyorum en fazla %10'u uyutulması gerekecek kadar yaşlı, hasta veya sakat hayvanlar. Ya yani bunu da orantı olarak tahminen söyleyelim. Peki bütün bu yöntemlerle sokak hayvanların nüfusunu azalttık, adeta yok ettik. Bu süreklilik arz eden bir şey mi? Yüce Rabbimin yarattığı bu ortamda yaşayan bizler, bu doğada yaşayan bizlerin bir hayvan neslini yok etmek veya sıfırlamak gibi bir yetkimiz, haddimiz var mı? Bence yok. Üstelik bize zarar olarak geriye döner. Dolayısıyla köpeklerimiz evcil hayvanlardır, adı üstünde. Evcil olarak köpek nüfusu devam edecektir. Yani bir süreklilik sağlamak zorundayız. En son bu konuyu da bir esasa bağladık. Sahipli ve sokaktaki hayvanların yaşam şartları ve kuralları bir yönetmelikle belirledik. Bütün bunlar hazır ha. Öyle meclise gidip lak laka etmelerine gerek yok. Gelsinler desinler ki şu senin uyguladığın modeli, yazdığın yönetmelikleri, yönergeleri al getir. 922 tane ilçeye yayalım. Bir maddelik bir kanunla da bunu geçirelim. Şu işi bitirelim. Bakın 5 ay, 3 ay içinde Türkiye'de sokakta bir tane bile hayvan kalmayacaktır bu modelle. 5-6 yıl içinde kısırlaştırılmış hayvanların en az %50'si sahiplenmiş olacaktır. Geri kalan da doğal ortamında gözetim altında kimlikli olarak devam edecektir. 5-6 yıl içinde sokakta Amerika'da olduğu gibi, Avrupa'da, Paris'te olduğu gibi hiç sokak hayvanı kalmayacaktır. Sokak hayvanı sahipsiz gezdirilecek hayvan değildir. Evcil hayvanlar sahiplidir. Siz sokakta yaşayan inek gördünüz mü? Sokakta yaşayan keçi, kuzu gördünüz mü? Sokak hayvanları da evcil hayvanlardır. Evde yaşayacaksa yaşar, çiftlikte yaşar, bahçede yaşar. Ama sokakta başıboş yaşamaz. Bunu sağlamak da bu projenin temel hedefidir. Biz bir sokak hayvanı diye bir tanımı kabul etmiyoruz. Kediyi, köpeğe saygı duyulan insan dostu hayvanlar olarak bakıyoruz. Bunlar evcildir diyoruz. Sokakta kedi köpek görmek, Amerika Birleşik Devletleri'nde aslan görmek kadar abes bir şey kardeşim. Bizde de kol geziyorlar. Hayvan severler, aman dokunmayın biz bakarız ederiz bilmem ne yaparız. Apartmanın önünde bakacağım diye. Ya tabii ki sokakta başıboş sahipsiz hayvan
rahatsız eder. Hatta zarar verir. Doğru besleyemezsen saldırır. Çocukları, büyükleri yaralar, hatta öldürür. Bütün bunları niye göremiyoruz ya? İşte çözüm. Buyurun. Sonuç. Sahipli hayvanların sokağa bırakılması alışkanlığı var. Güzel gidiyor pet shop'tan hayvan alıyor. Bodrum'da gidiyor. Aa, hayvanım var diye hava atıyor. Uçakta özel seyahat ediyor hayvan. Bodrum'dan tatilden dönerken ben İstanbul'da buna bakamam arkadaş diyor. Salıyor sokağa. Böyle işler var ha. Sahipleniyor, beğenmedim diyor. Ya getir iade et. Yok. Sokağa salıyor. Sahipli hayvanların sokağa bırakılması halinde ağır yaptırımlar düzenlenecek. Yani o senin artık ailenin bir parçasıdır. Çocuğunu sokağa bırakmak kadar ağır bir suç olmalı bu. Sokak hayvanlarının 400 günlük kısırlaştırma süreci içinde çoğalmalarının izlenmesi sağlanıyor. Bu ne demektir? Çünkü biz kısırlaştırmadan önce 400 gün boyunca o hayvanlar kısır değil. Hala çoğalabiliyor. Ama bizim sistemde sahipli. Yani bir nevi bir vasi tayin ettik, para verdik, baktırtıyoruz. O kişilere de bu konuda bir takım eğitimler vereceğiz. Fazlaca çoğalmalarını önlemeye çalışacağız. Çünkü bir kısır döngüye girersiniz. Kısırlaştıralım derken gelen çoğalmalarla devamlı kısırlaştırma işi bitmez hale gelir. Nihai hedef. 8 yıl içinde, ben bunu hep 6 yıl olarak kullanıyorum ama eğer bunu bir resmiyete kavuşturacaksak 8 yıl demek daha doğru olur. Çünkü hayvanın ömrü yaklaşık 10 yıl. Çok olağanüstü şartlarda, çok iyi bakımla 12-15 yıla kadar yaşayan köpekler var. Ama 8 yıl bu projenin başarılı sonuç alması için yeterli bir süredir. Bana göre de 6 yıl sonra artık bu sorun olmaktan çıkacaktır. Sonuç. Bu uygulama ile hayvanların takriben %10'u uyutulacak. Takriben. Toplanan hayvanların takriben %10'u sahiplenilecek. Hakikaten evlerde. 8 yıllık süreçte her yıl onda birinin hayatının sona ermesiyle giderek sokaktaki hayvanların sayısı düşecek. 8 yıl sonunda sokak hayvanları nüfusu teorik olarak sıfırlanacak. Bu arada dedik ya, bu evcil hayvanlarımız, kedi köpek gibi evcil hayvanlarımız bize göre değerli. Bize göre evde, evcil adı üstünde evde bakılıyorsa evin çocuğu gibi, evin bir parçası gibi muamele görmek durumunda. Sokaklardan çıkardığımız bu nüfusu evlerimizde el bebek, gül bebek bakanlığını sağlamamız lazım. Evde baktığımız evcil hayvanı sokağa bırakmayı ağır suç haline getirdik. Az önce bahsettim. Bu şekilde hayvanlarımızın yok olmasını, yani türün yok olmasını önleyeceğiz. Türün geliştirilmesi, çünkü kedi olsun, köpek olsun bunlar türleri var. Bir Van kedisi var. Köpeklerin envai çeşit türleri var. Bu 8 yıl sonunda sokaklarda başıboş hayvan kalmayacağını kabul ediyoruz ama ırk ve cinslerine göre ıslah edilen hayvanların yetiştirildiği belediyelerin nezaretinde çiftlikler kurulmasını öngörüyoruz. Yani bu hayvanlarımızı ırk ve nesillerinin devamı için ıslah eden, gerektiğinde yani pet shop dediğimiz olayı belediye yapsın. Hayvan ticareti doğru değil. Hayvanın ticari meta olarak pazarlanması doğru değil. Ama şart. Birisi sana iyi bir cins köpeği verecek. Yani ben köpek evlendim, çocuğum büyüdü, evlendi. Evine bir tane köpek almak istiyor veya kedi edinmek istiyor. Nereye gidecek? Pet shop'a. Pet shop yanlış dedik. Nereye gidecek? Belediyenin o hayvan barınağı vardı ya, kurduğumuz, o şekil değiştirecek. Artık hayvan cins ve ıslah merkezine dönüşecek. Vatandaşlarımıza çok cüzi bedelle bir hizmet veren, ırkları iyi geliştirilmiş, iyi bakımlı, evcil hayvan temin eden bir kuruma dönüştürülecek. Evcil hayvan yetiştirme, satış ve bulundurma kuralları için de ayrı bir yönetmelik hazırladık. Toplam 6 tane yönetmelikte bütün bu sistemi kontrol altına alan ve bunların hepsini
çözen bir model sizlere sunduk. Şimdi 5-6 dakika süremiz kaldı. Ben geçmişte size sanıyorum evvelki aydı, Aydın'daki yatırımlarla ilgili eleştirilerimi sunmuştum. Burada kısaca özetleyeceğim ve bahsetmek istediğim bir başka konuya geçeceğim. Aydın'ın resmi olarak 2024 yılı yatırım programı. Bakın burada var. Bu resmi gazetede yayınlanmış. Bunu 3-4 hafta önce inceledik. O kadar büyük bir hüsranla karşılaştık ki inanamazsınız. Çünkü Aydın'da neredeyse yatırım yok ya. Tarım ve Orman Bakanlığı baktık 17 milyar liralık projesi var. 2024 yılında 1,5 milyar. Yani projeler 12 senede tamamlanıyor. Ya 12 sene dediğim bir proje için ortalama çok uzun bir süre ya. Bir projen varsa 2 senede tamamlanır en fazla. Bakın şurada otobanda bir köprü yapacaklar. Hastane bulvarını alan müteahhit kardeşim. Yani bir köprü yapacaklar ya. Normalde öyle bir köprü 30 günde biter. 30 günde biter. Bana verin ben 30 günde bitiririm. Hadi ben size iki katı süre vereyim 60 günde bitirin. Ya 6 aydır otobanı kapattılar ya. Ağır 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 böyle bir şey olmaz. Bakın burada Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Bölge Müdürlüğü'nün 5 tane projesi var. 17 milyar lira. 2024 yılında sadece 1,5 milyar liralık kısmı yapılacak. Yani 17 milyarlık proje ne zaman bitecek dediği zaman 12 sene. Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları ve Demiryolları. Demiryollarının bir tane projesi var. 9,5 milyar lira. 2024 yılında 1000 liralık yapılacakmış. 1000 lira çay parası. Ya komik. Aydın niye bu kadar ihmal ediliyor? Aydın hiç mi sahibi yok? Aydın'da 18 tane şey var ya, belediye başkanı var. Bir tanesi büyük, Kocabaş. Niye sahip çıkmıyorsunuz ya? 8 tane milletvekili var. Bunun 3 tanesi iktidar milletvekili. Niye Aydın'ın yatırımlarına sahip çıkmıyorsunuz? Böyle bir şey var mı ya? 9,5 milyar liralık projesi var devlet demir yollarının. 2024 yılında 1000 lira ayırmışlar, 1000 lira. Hepsi komik. Yani hakikaten çok komik ya. Yani Kültür Turizm Bakanlığı'nın bir tane projesi var, 30 bin lira ayırmış. Sağlık Bakanlığı'nın koca bir hastane yapılıyor. Onda bile başka da hiçbir yatırım yok. Bir tane proje var. Başka yok. Adalet Bakanlığı'nın bir tane projesi var, yarım kaldı, öyle bekliyor. Fay hattı geçiyormuş. Ya kardeşim söyledik. Yani bir devletin ihale yaparken o binayı yapacağı arsayı jeolojik olarak fay hattı yönünden yeraltı, yerüstü etüt etmesi gerekmiyor mu? Gerekiyor. Bu ne biçim bakanlık bürokrasisi yahu? Bu ne biçim yerel teşkilat yahu? Açın bakın fay haritasında yakınında cezaevinin içinden fay geçiyor. 100 kere söyledik. Aklınız neredeydi o ihaleyi yapana kadar? O müteahhit ihaleye girdi, hafriyatı yaptı, bilmem ne yaptı. Şimdi diyorlar ki altından gaz çıkıyor. Çıkarsa çıksın. Koskoca Ovaemir aynı noktada. Ovaemir'in altından da gaz çıkıyor. Ölen kalan var mı gazdan dolayı? Hiçbir şey yok. Ya aklınızı mı yediniz ya? Yani devlet olarak, bürokrasi olarak, bakanlık olarak, bakanlıkların yerel teşkilatları, müdürlükleri olarak, valiliğe bağlı kurumlar olarak herkes mi aklını yedi ya? Aydın'da bir adliye yapılacak kardeşim. Türkiye'nin her yeri adliye doldu. Türkiye'de kasabalara kadar yeni adliye sarayı yapıldı. Bir yapılmayan bizim Germencik. Affedersiniz benim orada bazı davalarım var. Hakikaten komik ya. Germencik Adliyesi'ni gidin bir görün. Eskiden kaymakamlık da oradaydı. Emin olun devlete yakışmayan. Ben hakim savcı olsam emin olun utanırım. Oradaki hakim savcılarımız da o mekandan, o mekanın imkansızlıklarından çok şikayetçiler. İçeride nefes alınmıyor. Dışarıda çay bahçesi gibi bir yer var. Çay söylüyorsun. Karşıdaki kıraathaneden. Pratik Türk zekası. Artık mübaşirler bir hoparlör koymuş binanın dışına. Sen çay bahçesinde çay içerken seni duruşmaya çağırıyorlar. Ha ne güzel, çok böyle güzel bir şey yani.
doğanın içinde adalet dağıtıyoruz. Bir adliye yapılacak Aydın'a. En son 1999 yılında cezaevini kaldırmak için Aydın'a bir adliye sarayı yaptım. Elimle çizdim, elimle inşa ettim, bakanlığa hediye ettim. Karşılığında cezaevini aldım, cezaevini yıktım. Oraya bir kültür merkezi ve gençlik merkezi yaptım. 99 yılının imkansızlıkları içinde, 2000'li yılların krizleri içinde. Yıl gelmiş 2024 olmuş, Aydın'da adliye sarayı yapılamıyor. Ha benim yaptığım adliye sarayının çok ileri görüşle yaptık, 30 yıllık bir perspektifle yaptık ama 30 yılda dolmadan neredeyse tıkandı. Çünkü üzerindeki iki kat daha ilavesi vardı o binanın. Hükümetin önünü kapatır diye Anıtlar Kurulu izin vermedi. Ama şimdi gelin ki yatırım programına bakıyorsun. Adalet Bakanı'nın bir tane yatırımı var. 2.3 milyar liralık bize bir adliye sarayı yapacak Aydın Efeler'e. Yapılamıyor. Yani kimin yüzünden? Kimseden de hesap sorulmuyor. Depremde yıkılan bina için gidiyorsun. Belediyenin fen işlerinden, yapı denetiminden, müteahhidinden, taşeronuna kadar tutukluyorsun, içeri atıyorsun. Ama Aydın Adliye Sarayı ihalesini yapan ihale komisyonu ve o dosyayı hazırlayan bürokratların adı bile geçmiyor. Ben olsam hepsini görevden alırım. Neden? Ya aklınız neredeydi arkadaş? Yatırım yapacağınız alanı incelemediniz mi? Bu kadar zarara yol açtınız. O adliye sarayının gecikmesinden doğan kayıplar nasıl giderilecek ya? Bir oturun düşünün. Devam ediyorum kısaca. Ama devam edemiyorum çünkü sürem doldu. Gelecek hafta Aydın Denizli Otoyolu'yla ilgili yorumlarımı size sunacağım. Bu otoyolda da yapılan çok ciddi hatalar var. Bunları gündeme taşımakta sayın milletvekillerimizin, sayın valimizin, sayın belediye başkanlarımızın hiçbirinin gündeminde bile yok. Aydın Denizli Otoyolu bomboş işte. Sunumda gördünüz. Kimsenin gündeminde yok. Orada bir hadise oluyor, bilmem ne oluyor da gündeme geliyor. Haftaya bunları anlatacağız. Hoşça kalın efendim.